Bildirim kanalı ile ilişkili ağız kokusu nedenleri ne olabilir? Eğer bir sindirim kanalının ağızdan başlayıp makata kadar uzayan bir boru sisteminden ibaret olduğunu hatırlayacak olursak, bunun ilk kısmı olan ağız, ağız kokusunun en sık nedenlerini barındırır. Nedir bunlar? Bir yakından bakalım. Biz ağzımıza aldığımız gıdayı ağzımıza öğüterek yutuyoruz. Ve bunda dil çok büyük bir önem taşıyor. Dilin üzerine bakacak olursak, tıpkı bir halının tüyleri gibi bir takım bizim papilla dediğimiz uzantıların olduğunu görürüz. Ve bu uzantıların arasında kuyucuklar vardır. Bu kuyucuklarda temizlemediğiniz zaman mikroplar barınır ve bunlar ürerler. Biz ağzımıza alıp çiğneyip ufalttığımız gıdayı yemek borusuna doğru atar iken bu gıdanın bir kısmı dilin üzerine ve ağız boşluğuna sıvanarak kalır. Biz tükrükle ve içtiğimiz sıvı gıdalarla bunu temizleriz. Ama temizlenmeye dirençli olan en kuytu bölge dilin arka bölgesidir. Bu dilin arka bölgesinde bulunan kuyucuklar eğer özel olarak temizlenmezse burada mikroplar çoğalır ve ağzın içinde kalan özellikle proteinleri parçalayarak uçucu sülfür gazlarının oluşmasına neden olur. Ve bu da ağız kokusu olarak kendini etrafa belli eder. Bunun için dilin bu arka bölümünün temizlenmesi son derece önemlidir. Biz biliyoruz ki ağız kokusunun %90'ının nedeni ağız içindeki dil ve diş de diş etleridir. Ama bunun dışında üst solunum yolu, farenks, sinüsler %7'lik bir kısmı kaplar. %2-3'lük kısım ise diğer taraflardan gelen gazlardır. Bunların da içinde en önemlisi midedir. Midede eğer mide mikrobu dediğimiz Helicobacter pylori var ise ki ülkemizde bunun %80'den daha fazla olduğunu biliyoruz ve midenin yemek borusuyla olan şu kapak sisteminde bir gevşeklik varsa yani hastada bir reflü varsa mide içinde gelişen gazlar özellikle ayakta durduğumuz gündüz saatlerinde buradan kaçarak yemek borusundan geçip ağzımızda kokunun oluşmasına neden olur. Reflülü olan insanlarda özellikle de mide mikrobu var ise bu hemen hemen kaçınılmaz olabiliyor.